Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz canlarım. Ne yaparsınız, ne dersiniz, ne örürsünüz? İyisinizdir inşallah arkadaşlar canlar. Ben iyiyim. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar, bamya topladım. Edeğini topladım. Dolapta kaç gündür duruyordu bu 2 severlik bamyam. Şöyle arkadaşlar, doğal dalından görmüş olduğunuz gibi domateslerimi şöyle mis gibi kırmızılarından, şöyle 2 tane de cin biberi. Arkadaşlar orada limon tozu, bunu kavruklayacağım. Dolaba kışa 2 poşet atacağım. Arkadaşlar şu da şöyle canlarım, görmüş olduğunuz bir çalli domates. Şimdi beraber kameramızı şöyle inşallah başarabilirim arkadaşlar. Bazen başaramazsam kusuruma bakmayın. Bildiğim bu kadar arkadaşlar yaptım. Aha, nereye gitti? Gitti vallahi. Şöyle. Heh. Şimdi güzelce ne? Şöyle ocakta görmüş olduğunuz gibi. Ben bunu şöyle yıkadım ama domatesimi hepsini yıkadım canlarım. Şimdi şöyle. Burada bir tane görmüş olduğunuz gibi böyle bir tavam var. Az olduğu için arkadaşlar olsun, az bulamayan çoğu hiçbir zaman bulamaz. Allah bereketini artırsın. Canlarım şöyle bamyem var. Burada da şöyle 2 tane görmüş olduğunuz gibi 2 tane acı cin biberim var fazla arkadaşlar. Bamyelerimi güzelce yıkayıverdim. Bunları şöyle güzelce ne kavruklayacağım. Canlar dolaba 2 poşet dedim şöyle bir atıvereyim. Şimdi ya bismillah diyelim şöyle. Domateslerin kabuğunu şöyle güzelce ne kabuklarını. Kabukları ince ama arkadaşlar yemekte kabuğu geldi mi? Doğruca söyleyeceğiz, kabuğu yenmeyi. Sade arkadaşlar tuz yok. İçinde bir domates, bir limon tuzu salyalanmasın diyeyim. Bir limon tuzu koyacağım, domatesini kavruklayacağım. 2 poşet soyunca şöyle dolabıma atıvereceğim canlarım benim. Şimdi şöyle. Gerçekten arkadaşlar kokusu o kadar mı güzel, o kadar mı güzel arkadaşlar. Böyle satın aldığımız domatesler kışın görüyorsunuz doğal, organik değil. Bizimki doğal, organik. Güzelce ne? Mis gibi. Arkadaşlar kokusu bile bir başka, sabah kahvaltısında doğradım bile. Allah'ım ya Rabbim olmayanlara nasip etsin. Hep öyle söylüyorum. En ilki diyordum Allah o kadar gönülden, o kadar canı gönülden diyordum ki. Arkadaşlar insan istiyor. Biraz zorluğu var. Olay. Çiğnemeyince ekmek var mı? Çiğnemeyince ekmek yok. Her şeyin mesela bir kolaylığı ama zorluğu var, kolaylığı yok arkadaşlar. Her günlük görüyorsunuz mesela balkonları yıkıyoruz sabaha kadar. Ha şimdi gene rüzgar mesela sabah yudu, dün eşim Polat diye yedince ben gene yudum, sabaha kadar dolmuş her taraf, her yerden yaprağıydı, tozuydu, toprağıydı. Gerçekten yani her şeyin bir zorluğu var ama her şeyin bir güzelliği de var canlarım. Yoruluyorum ama yorulduğumu da değiyor. Şöyle kendim böyle yoruldum. Sabahtan beri kendim bahçe yaptım arkadaşlar. İki ondan topladım. İki ondan. Alsam aha bir yemeklik arkadaşlar. Yani iki domatesinin iki şey oldu mu? 2 poşetlik bir yemek atıvereceğim dolabıma. Ondan kışın güzelce afiyetle böyle az az 2 poşet, 1 poşet. Bamya arkadaşlar. Benim bamya boyuna mı verdi, ne yaptı? Aslında bir toprağı işte böyle bir ilistir toplamamız lazım. Koylarda öyleydi. Upre'de vermedim ama bildiğiniz mal şeyiyle, ondan sonra tavuğun doğal şeyle, bunları da heşlemeyeceğim arkadaşlar. Tavuklarım beni bekleyiveriyor. Tavuklarıma vereceğim canlarım. Tavuklara vereceğim. Şimdi şöyle hemen yağ koymayacağım. Yağ zaten soğanla yağsını pişerken arkadaşlar dibine koyuveriyor. Şöyle domateslerim güzelce ne? Arkadaşlar şöyle doğrayayım. Mis gibi de kokusu var gerçekten. Sizlere göndermek istiyorum canlarım. Keşke şöyle diyeyim ya, her tipinize şöyle gönderebilsek, yiyebilsek. Ne yapacağım arkadaşlar? Hayat böyle, dediğim gibi yapacak bir şey yok.
Dediğim gibi eğer canı gönülden istiyorsanız buyurun. Dediğim gibi gelin arkadaşlar. Yerimiz belli, yurdumuz belli. Canlarım ben. Şöyle dedim bugün iki poşet arkadaşlar hemen dolabıma atayım, dolabıma değerlendireyim dedim. Arkadaşlar biraz bölge olduğuna aslında benim domatesler var ya arkadaşlar, bir topladım yine mesela bir kova toplamam lazım. Yine buna şükür diyorum. Verimi biraz yani şeye bakarak arkadaşlar, başkalarına bakarak verimi az. Neden az? Mesela iki cızı biber var arkadaşlar, toplasam bir kilo o anca geliyor. O da neden biliyor musunuz? Ağaçların gölgesinden arkadaşlar. Çok artık alanı alvese, şöyle hani ağaç mırıç olvemese, o şey var ya, o iki cızı şeyden ne diyeyim size arkadaşlar, yani bir torbaya yakın, yarım torbaya yakın biber. Bir de arkadaşlar koyu biber tam tersine, eşim birazın salçalık biber deyin alıvermiş imiş, birazın da koyu biber deyin alıvermiş imiş arkadaşlar. O da ikisi de tam tersine arkadaşlar, koyu biber çıktı, dolma biber ne yok. Gerçekten dediğim gibi biraz da şöyle 5-6 dolma biber olaydı. Yalan söylemesem ya bir kokan sivri biberim var ya iki kokan sivri biberim arkadaşlar. Allah bereketini artırsın diyorum. Allah olmayana versin diyorum. Güzel Allah'ım ya Rabbim. Bugünkü günümüze şükürler olsun. Daha kışa kadar arkadaşlar. Şişelerimi bir işte öbür domateslerin boyu da bayağı bir çiçek. Son giden sene bu zaman gazel olduydu arkadaşlar. Bir tane komşuların neyin domatesi hiç. Bir tane yok. Isıcaktan kavruklandıydı. Biraz hava güzel serin gidiyor arkadaşlar. Kuflesi olsun. Bir 15 gündür bir sıcağımız var da o kadar kurban olduğum Allah'ın tahayyizini kendisi bile. Yani şimdi şu an bir yandan ısıcak kızdırıyor, bir yandan rüzgar 2-3 gündür arkadaşlar bayağı bir rüzgar esiyor canlarım. Melemenim dediğim gibi inşallah şöyle bir melemenle bir acılı ezme diyor bizler, sizler acılı diyor bazen. Onu bir dolaba atsam mı da arkadaşlar, bayağı bir yalan söylemeyin, giden sene bir 50'ye yakın şişe domates melemen yaptıydım. Erkenden bitti kaldı, tam tamına denk gelmedi. Eğer olursa bu yıl şöyle 60-70 şişe yapmayı düşünüyorum. Yemeklerde neyle pek güzel oluyor arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar şuraya hepsi dört dörtlük olmuyor. Şöyle dediğim gibi bir havlu şöyle alıp da şey yapamadım. Havluyu yapamadım arkadaşlar. Şöyle elimi sileyim. Şimdi ocağımı aldım şöyle arkadaşlar, canlarım benim. Ya bismillahirrahmanirrahim. Şimdi ben bunu, şunu da şöyle arkadaşlar elimi sildim. Oraya da arkadaşlar şöylece soğuk suyumu ılıklı katıyorum, çıkarttım dolaba. Bahçeye şöyle bir suyu içip edim. Şu an şöyle dolduruyorum arkadaşlar. Bazen bardağla, bazen herkesin böyle suyu ayrı oluyor kafamıza dikip kandırmak yaz gününde daha iyi oluyor canına. Heh, ya bismillahirrahmanirrahim. Şimdi canlarım domatesimi doğrayıverdim. Üstüne de şöyle limon tuz atacağım, şöyle salyalanmasın deyin canına. Ya bismillahirrahmanirrahim. Şöyle limon tuzunu, limon tuzunu koydum. Domatesin üstüne biraz koyu domatesi olduğunu arkadaşlar, canlarım zaten domates de eşki borcana şöyle bol bulamak olsa da şöyle biraz daha olsa zaten pişerken de arkadaşlar melemen bulursa melemenle, melemen bulunmasa dediğim gibi ne diyeceğim size, salçayla soğanla güzel kavruklayıp hemen hazır yemek gerçekten çok güzel oluyor canlarım benim. Şimdi şöylece bamyalarımı kodum. Şunları da tavuğuma vereceğim. Fazla zaten arkadaşlar çamur gibi kavruklamayacağım. Bunu hemen şöyle bir talazlayıvereceğim arkadaşlar. Çok az. Şöyle talazladığım zaman arkadaşlar. Talazladığım dedim yani kavrukladığım zaman. Şöyle az kavruklayıvereceğim. Şöyle az az arkadaşlar. Zaten 4 kişi gelen oldu mu böyle bir tat bunu tüm pişiririm. Ama şöyle ikiye ayırdığımız zaman
Şöyle birer şeylik dördümüze yeter arkadaşlar, canlarım ben. Gelin beraber yiyelim. Unu şöyle soğuyunca dolaba güzelce poşetleyip ağzına bağlayıp dolabıma yerleştireceğim canlarım benim. Gelin beraber yiyelim diyorum arkadaşlar, canlarım benim. Kusura bakmayın diyorum, canı çeken varsa buyurun gelin yiyelim diyorum. Umarım bir dolarımı bağlısınız diyorum. Biraz çekem arkadaşlar, böyle tek başıma kaldığım zaman sizlerle sohbet etmeyi gerçekten seveyim. İnşallah siz de benim sohbetimizi zevkle izliyorsunuzdur, bağırıyorsunuzdur. Ben de sizleri bağırıyorum, seveyim, öpeyim. Kanalıma abone olursanız mutlu olurum. Hoşça kalın benim canlarım. Sizleri çok çok seviyorum ve öpüyorum arkadaşlar. Canlar benim.